Yani o kadar çok şeyi inkar ediyor ki, her şeyi yalan söylüyor. Olmaz olur mu? Yanıyoruz biz, hepimiz yanıyoruz. Yani emekli insanlarız bizler. Kira olmuş 3000 lira, benim 3000 lira. Başkaları 4-5, aldığın maaş zaten ortada belli. Bununla nasıl geçineceksin? Sağ olsun çoluğumuz çocuğumuz etraf yardım ediyor da geçinebiliyoruz. Yoksa emekli insanlar yanmış yani. Hiç kimsenin bizden haberi yok. Gitmeleri lazım. Tamamen değişmesi gerekiyor. Ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bence olur. Gitsin de bir çözüm olur. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye batak içerisinde şu anda. Benim bir tane çocuğum var. Ben asgari ücret alıyorum. 1500 lira kayıt parası istediler. Ne yapabilirim ben şimdi? 3500 kira ödüyorum. Yani ekonomik kriz bizi aldı götürdü. Biz evimize ekmek alamıyoruz ya. Yani ne yapabiliriz? Gitsin başımızdan. Bir tek bunu istiyoruz. Bu kadar yani. Değişim şart. Değişim şart. 20 yıl bir cumhurbaşkanı 20 yıl nerede görülmüş ya? Yeter ya. İnsin oradan artık yani. Fakir fukaranın haline bir baksın ya. Bir makarna olmuş 6 liraya. Makarna. Alamıyoruz. Evimize ekmek alamıyoruz. Düzelir düzelmez. Şansımızı deneyeceğiz. Ülkenin en büyük sorunu aslında bütün ekonomistleri dinlediğinde oraya buraya bağlamaktan çok Türkiye'de ciddi bir savaş var. Bence ekonominin en büyük sebebi veya bugünkü bu koşullarda olma sebebimiz savaştır. Bence bu savaş durdurulmadığı sürece yani işte oradan buradan çözülecek bir durum değil. Bence en büyük savaş Türkiye'de savaş ve bu savaş durmadığı sürece ekonomi daha da kötüye gidecek. Çünkü savaşın olduğu bir ülkede ekonomiden bahsedemiyoruz. Bunlar içerisinde geçinmek biliyorsunuz. Bugün bir ev kirası çıkmış 3 milyar 4 milyara. Bu aldığın bir emeklinin ev kirası ne kadardır yani? Elektriğine, suğuna, doğalgazına hiç yetecek şey de mi yani? Giriyorsunuz bu Türkiye'deki özellikle şeyde görüyorsunuz yani bir ev kirasının bir emeklinin emekli olduğu zaman bir emekli şeyine ev alabiliyordu. Ama şimdi bundan da emekliler şey oldu yani. Ondan sonra daha şimdi ekonomik şeye gelirseniz esasında tarım kredi kooperatiflerini özellikle gidip görürsünüz. 30 maddede ucuzlattık dediye. Hiçbir şeyde gördünüz mü yani mercimekte, tuzda, şekerde, çocuk bezinde, döviz kuru şeylerinde, kur korumalı sistemde 66 milyar özellikle bütün herkesin 80 milyon insanın cebinden 5 ekmek parası gittiğini hiç şey diyor musunuz? Evimin gelir giderini karşılayacak şeyde değil. Biliyorsunuz bir soğanın kilosu geçen seneki şeye bakarsan %300-460 şeyde. Ben geçen sene soğanı 1 liraya 2 liraya aldığım soğan şimdi olmuş 8 lira 10 lira. Patatesin kilosu olmuş 10 lira. Yani benim evimi kendileri geçindirsin bir şey beklemem. Özümü üretim. Ben çok ümitsizim. Oraya gideceğim. Büyük ihtimalle sefalet içinde yaşayacağım. Devlet maaş veriyor evet ama çok ufak bir şekilde enflasyonu göz önüne alırsak hiçbir şekilde açığı da kapatmıyor, işimize de yaramıyor. Her zaman sorun yaşıyoruz markete gidince insanlar, devlet büyükleri yani fiyatlarına, zaten markete de gitmiyorlar da fiyatlarına bakmadan her şeyi alabilirler rahat rahat. Biz gidiyoruz, onu çıkart. Ablanın birisi geldi geçen, bebek bez aldı, süt aldı, bilmem ne aldı. Ekmeği çıkarttı, kadının parası yetmedi. Çıkarıp para versem ben utanacağım, o utanacak. İnsanların durumu çok kötü. Bir de geliyorlar, devlet çok iyi. Zaten çalışıyorum da, 13 saat çalışıyorum, 12-13 saat. 150 TL için ki 150 lira çok büyük bir para olarak şu an benim gözümde. Çünkü girdiğim diğer işlerde 50 lira, 100 lira alıyorum günde. Bir şekilde karşılamaz, bir de çıkmama ihtimali de var. Çıkmasın, çıksa da karşılamaz. Ya vereceği para zaten, bana burs çıksa onu direkt vereceğim yurda.
benim hangi bir şeye yetsin yani. Ben okuyayım mı çalışayım mı ne yapacağımı bilmiyorum. Bunda söylenecek çok bir şey yok bence. Yani sistem değişmedi bence, kökünden değişmedi. Babam çalışıyor ama yetmiyor yani. Kendi işimiz özellikle. Esnaf olmak bir de Türkiye'de artık. Kitap alamıyoruz, PDF'lerini çıkarttırıyorum. Daha uyguna geliyor. Anne zaten gönderdikleri para yetmiyor. Daha yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. İşte üniversite Erasmus da olabilir, exchange programlarla. Direkt sistemin değişmesini düşünüyorum. C. Uzun zamandır ülkenin durumu bu halde, yeni değil. Yaşayanlara bakın, bir de bu Z kuşağına bakın. Gördüğünüz gibi zaten Z kuşağı, yaşlarımız okul okurken biz çalışıyoruz. Bu 3 sene önce bıraktım. Maddi durumdan dolayı bıraktık okulu. Ama şu anda Allah'a şükür maddi durumum iyi. Yaşlarımı görüyorum, çalışamayanlar veyahut da çalışıp da parası yetmeyenleri görüyorum. Mesela bir iş veren bir çocuğa ne kadar verebilir ki? Hadi günlük versin 200 lira. Otobüs olmuş 7,5. Doğru mu? Gitken ne kadar yapar? 14. Bu çocuk günde 2 defa yemek yese kahvaltı 60 lira. Çocuğun cebine kalacak 110 lira. Bir alışveriş merkezine gidemez. Veyahut da nasıl söyleyeyim? Bir faaliyet yapamaz yani. Yapacağı tek şey gider en ucuz marketten 2-3 bir şey alır, televizyonun karşısına getir otururuz der. Yani bu ülkenin sıkıntısı, gençlerin değil. Yetmiyor yani. 3 tane çocuk var, torunlar var. Çocuklarıma ben çikolata alamıyorum. Pahalan da hayat. Ben kendimin, kendimizin. Bir de kira versem halimiz nece olur? Yani asgari ücretle geçinen çay simit hesabı yapıyorlar. Bir simit 5 lira. 4 kişi aile oradan hesaplayın 20 lira. 5 lira da çay 40 lira. 40 lira, gündeki 40 lira. Bu bir kadar uçtu abla. Yani 6 ay önce patatesi 3 liraya alıyordum, şimdi 12 lira. Soğanı 3 liraya alıyordum, şimdi 8-9 lira. Sebebi ne? Enflasyon işte, iyi yönetilmediğinde. Yani tarım kredi kooperatifleri ucuz da diri. Maalesef oraya da gittik, değişen bir şey yok yani. Çözüm yolu ne olacak? Değişecek bu hükümet, gidecek. Seçim yapılacak çünkü şeye kalmaz yani. Haziran'a kalmaz, 23'ün Haziran'ına kalmaz.